Serdar Özyurt ve İhsan Özyurt kardeşler Belen'de yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yatırımın bir yıl içinde üretime dönüşeceğini söyleyen Serdar Özyurt, Belen Kıcı mevkiine kurulacak mühimmat fabrikasının 88 dönüm alan üzerinde inşa edileceğini söyledi. Şimdi ben 2004'ten beri yurt dışına çok dolaştım. Rus bölgelerine yer aldım. Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan'da. Bizim savunma sanayi ilk başlamamız 2014'te Kırgızistan'da oldu. Orada bir mühimmat fabrikası ile ilgili girişimler yaptık. Devletin bir mühimmat fabrikası var. O mühimmat fabrikasını devletten 10 yılına kiralamak için girişimler yaptık. Kırgızistan'ın mevcut yapısı az çok bilirsiniz. O ülkeler çok zayıf ülkeler. Çok hakkınızı arayamıyorsunuz. Orada girişim yaptık. O düzeyde olmadı. Orada sıkıntılar yaşadık. Orada başladık. Rus bölgesinde büyük, hani bizim devletimizin orada yatırımları var. Türk İşbirliği ve Patronlar Uluslararası Başkanlığı yatırımları var. Ben onların müteahhitliğini yaptım. Orada tabii çok ciddi bir çevre edinimimiz sağladı bu yatırımlar. Daha sonra hem bazı büyüklerimizin telkinleriyle hem oradaki dostlarımızın telkinleriyle bu sisteme girdik. Asker dükkanı falan değil. Hani hep insanlar sorar, genelde askerler. Hani hep herkes her okulda sorulduğu için. Sormadan söyleyeyim, asker dükkanı falan değilim. Fabrikamızın herhangi bir gizli ortağı yok. Bunlar da soruluyor. İşte ne bileyim, savunma sanayi olunca işte çok değişik hayaller kuruluyor. İşte ne bileyim, farklı ülkelerin desteğiyle mi oluyor, şöyle mi oluyor? Aslında bazıları yok. %100 yerli mi? %100 yerli. Tek sahibi ben de kardeşim İhsan. Hem ortağım hem kardeşim. Bizden başka gizli, açık, net söyleyeyim, resmi ya da gayri resmi, herhangi bir ortağımız, herhangi bir destekçimiz, herhangi bir ne bileyim yani insanların hayal ettiği gibi şeyler yok. Ben çok net altını çizerek söylemek istiyorum. 1000 kişilik istihdam sağlayacak projenin Hatay için de prestijli bir yatırım olacağını söyleyen Özyurt Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, kurulacak tesisin bölgenin en büyük mühimmat fabrikası olacağını söyledi. Şöyle bir sıkıntı var, TL'de yapamıyorsunuz, toplayıcımak yok dedi. Onun hesap posası da zayıf. Yani Hatay'da sınır bölgesi olduğu için fotoğrafa yapışamıyorsunuz, mecburen fotoğraf. Serdar Bey, genel bilgi alabilir miyiz kurulacak olan fabrikayla ilgili? Serdar Özgür, Antakya Kavuz doğdum. Uzun yıllarca dışında yaşadım. Yurt dışında kazandığımız birikimi memleketimiz için harcamak istedik. Öyle bir yapıyoruz. Hatay'da iki hareket başladık. Malumunuz hem milli devleti hem yatırım hareketi. Hatay'ı sanayi şehrine dönüştürmeye çalışıyorum. Hatay bunu hak ediyor. Bu potansiyel de var. Malumunuz şu anda Orta Doğu'da böyle bir savaş var ama Hatay bu savaştan en çok etkilenen bir ilimiz. Bir Gaziantep gibi olamadık. Bir Adana gibi olamadık. Ama inşallah bu hareketlerimizden sonra bizlere de örnek alan arkamızdan gelmiş adamları da yatırmamak ve kaydıracak diye düşünüyorum. Düşüncemiz bu yönde. Hem ticaret için hem kurulacak mühimmat fabrikası biraz da teknik bilgiler vereyim müsaadenizle. Biz yaklaşık 7 yıldır savunma sanayi sektöründe ülkemiz başta olmak üzere dost ve tekniklere silah ve mühimmat sağlıyoruz. İşte Amerika'nın ben tedariğini yapıyoruz. Azerbaycan'ın silah ve mühimmat tedariğini yapıyoruz. Bunlar başta olmak üzere. Bir çok Arap ülkesiyle ilişkilerimiz var. Yaklaşık 25-30 ülkeye silah ve mühimmat ihracatımız da var. Kurulacak olan mühimmat fabrikası 9-19 kalibre ve 5-56 kalibre olmak üzere iki çeşit mühimmat üreteceğiz. Bu mühimmatlar aile kapasitesi yaklaşık 10 milyon 9-19, 10 milyon 5-56 milyon. Bu da çok büyük bir kalibre, çok büyük bir miktar. Bölgenin en büyük mühimmat fabrikası diyebileceğimiz bir miktar yapıda olacak. Faydaları şu yönde, bir en büyük faydası istihdam, yaklaşık 1000 kişi bir personelimizi sağlayacağız. İkinci konusu Hatay yurt dışında mutfağının haricinde bir de savunma sanayi katkılarıyla tanınmış olacak. Burada yurt dışından çok özel bizim müşterilerimiz hep ülkelerin savunma tankları, orduları Hatay'ı tanıyacak, Hatay'a gelecek. Bu da ekstra bir kazanma olacak. Bakalım güzel bir yola çıktık.
Allah utandırmasın. Bu Ukrayna'daki savaş, bu mühavetlerin şeylerini arttırdı mı? Yani silahların olsun, şeylerin olsun. Savaşlarda tabii ki artar. Bir de savaş bittikten sonra da alınır derler. Neden? Ülkeler savaşlarda mühimmatla ve silahı harcaya bitirir. Savaş bittikten sonra barış ortamında da savaş olursa diye artırlar. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Savunma sanayi her zaman gider şu an. Şu an Türkiye'nin savunma sanayideki dünya ölçeğinde en gelişmiş ülkelerle yarışabilecek düzeye gelmesi için yeterli düzeyde mi, seviyesi nedir size evet, göre? Hiçbir zaman yeterli görmek gerekir. Şöyle söyleyeyim, savunma sanayi Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır gündem alındı. Ondan önce bizim hiçbir savunma sanayide çok hani kaydedeye bir girişimlerimiz olmadı ülke olarak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da hani biliyorsunuz savunma sanayiye özel bir önem veriyor. Son 10 yıldır savunma sanayide başta işte biliyorsunuz zaten gündemlerde iş düşünüyoruz, silahlar, İHA'lar şeklinde. Kendi silahlarımızı yaptık, yerli silahlarımızı yaptık. Şu an biz de mesela özgür silah olarak İstanbul'da 7 tane 7 ayrı silahımız var. Bunlardan da biraz bahsedeyim size. 7 tane çok ilk biz ürettik. Yani herkesin bildiği, özellikle bizim bu bölgede çok yaygın olarak bilinen Kaleşnikov artık Türkiye'de üretebiliyoruz. Tabii ilk silahımız da bizim AS-21 olarak bilir. Markası da AS-21'dir. Kaleşnikov da çok güzel özelliklere sahip, üstün özelliklere de sahip. Bunun haricinde iki tane keskin nişancımız var. 308 ve 338 kalibre. Akabinde yine Amerikalıların övebilemediği AR-15 tabanlı bir silah yaptık, 5-6 kalibre. Yani biz fabrika olarak hem NATO silahlarını hem Rus silahlarını üretecek bir düzeydeyiz İstanbul'da. Fabrikamız İstanbul Silivri'de bir tane de taban ürettik. O da yine özel bir silah. Fabrikayı 1,5 yıldır 2 tane silah ürettik. Biz diğer firmalar gibi işte Ar-Ge ofisleri açarak, devletten teşvik alarak bunu uzun yıllara yayma düşüncemiz olmadı. Çok hızlı bir şekilde direkt imalata geçtik ve direkt ürettik. Tüm testlerimizde onun sonuçları aldık ve şu anda bütün bölge bizi konuşuyor. Silahlarımız Azerbaycan, Amerika hepsi müşterimiz. Karabağ Savaşı sırasında yine güzel girişimler yaptık. Güzel silahlar verdik. Katkı sağladık. Kayıp onu çok güzel yapıyor, çok da başarılı. Yani, takdir ediyoruz kendisini. Böyle bir sistemin yolunda gerekiyor. Ama şöyle, savunma sanayi her zaman yenilikler içeriyor, yeni teknolojiler devamlı çıkıyor. Biz de kendimiz tabii ki Ar-Ge ofislerimizde yeni teknolojiye takip ederiz, yeni sıralar içinde bir işler yapıyoruz. Ülkede çıkmaya kadar ötürmeyen 12.7 maçtan tüfek projemizden böyle inşallah 3 ay kadar dolu çıkar. Şu ülkelerin savunma sanayi sistemlerinden hani rekabetçi koşullar altında hangi konumdasınız firma olarak? Kabul görülüğümüz nedir? Onu bir öğrenmek isterim. Şimdi tabii malzeme ve mühendislik yönünde Türkiye'de büyük sıkıntılar var. Yani silah konusunda güne kadar üniversitelerimizdeki eğitimler çok yetersiz. Makine mühendislerini biz silah mühendisi olarak kullanıyoruz şu anda. Yine çelik alaşımlar konusunda yine zayıfız. Bunlar yeni teknolojiye gerektiren, yatırımlar gerektiren hareketler. Yine Türkiye'nin ihtiyacı olan motor konusunda yine sıkıntılarımız var. Bunlar bizim sıkıntılarımız, ülke olarak sıkıntılarımız. Firma olarak biz 7 yıldır dediğim gibi tedarik yaptığımız için müşteri konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ülkeler bizi çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Ürettiğimiz silahlar da, bugüne kadar onlar teslim ettiğimiz silahlar nasıl başarılıysa, ürettiğimiz silahların da başarılı olacağı konusunda onların şüphesi yok. Çok büyük firmalara rekabet edebiliyoruz. Bugün Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde, Azerbaycan'ın Karabağ gibi savaşında biz yer aldık. Onlara çok ciddi destekler de sağladık. Birçok dünya çapında savunma sanayi firmalarına giremediği noktada girebiliyoruz. Bunlara çok rahat rekabet edebiliyoruz. Farkı mı? Çıkması. Yani inşallah bize yeterli. Şu an makinelerin siparişi verildi zaten. Artık inşaattır. Arsa olarak bir yeriniz yeterli mi? Yeterli. 88 dönem bir arsamız var. Biraz da ekleme yapacağız onu yani arsa olarak. Şu an kimse yetiyor.